Merhaba arkadaşlar, Kolay Yap tasarım hoş geldiniz. Bugünkü Kurenciye 5 dersimizde oyuncumuzun yani lokal playerimizin istediğimiz herhangi bir tane alana girdiği zaman canının yavaş yavaş düşme sağlayacağız. Bunun elbette farklı şekilde senaryoları olabilir. Örneğin ateşin içerisine girmiş olabilir kişi ya da işte şu an yapacağımız örnekte nedir? Elektrik telleri kopmuş. Koptuktan sonra işte tel suya deviyor ve tabii ki su elektrik alıyor ee, ve böylece kişi suya girdiği zaman canının yavaş yavaş düşmesi lazım. Ee, bu işlemi bakalım nasıl gerçekleştireceğiz ki hatırlıyorsanız krisis oyununun kaçıncısını tam olarak hatırlamıyorum da krisislerin bir tanesinde bir kanalizasyona giriyorduk. Ve orada elektriği kesmezsek suyun içerisine girdiğimiz zaman canımız gidiyordu. Aslında benzer bir işlem yapacağız diyebiliriz. Hemen örneğimize başlayalım. İlk olarak şöyle bakalım. Araya alanına gelelim ve bir tane araya box alayım. Aldım araya box'ımı. Şuraya gitmiş Bakalım taraya evet, baksın burada şimdi ben bunu göle yaymak istiyorum oldu harika oldu tamamdır artık suyun içerisine girdiğimiz zaman işlem gerçekleşecek anlamına geliyor bu ee, peki nasıl yapacağız hemen entity alanına geliyorum ve bir tane buraya ben bir hazard ekleyeceğim şöyle bir alana bıraktım. Şimdi Hazard'ın ayarlarına bir bakalım. Hazard tip diyor buna 1 verelim. Şunu 10 yapacağım. Birer birer düşsün. 50'de 5'er 5'er düşüyor arkadaşlar. Yüzde 10'ar 10'lar düşüyor can. 10 player'i açık. Nable'da açık. Tamamdır. Bunun ayarları bitti. Araya baksımı hemen şöyle pick diyorum ve Hazard'ımla bağlıyorum. Böylece ne olacak ee, Bu araya baksa içerisine girildiği zaman Hazır devreye girmiş olacak arkadaşlar İşlemimiz bu kadar Basit aslında Kontrol G dedim Hemen suyun içerisine bir girelim Ve girdiğimiz zaman Canımız düşüyor Gördüğünüz gibi Evet canımız düşüyor Hatta gözlerimiz bile Bulanıklaşıyor hemen şuradan çıkalım yani Çıktığımız zaman Bir problem yok ama suya girdiğimiz zaman evet canımız düşüyor suya girdiğimizde. Ne kadar ince çalışırsanız o kadar iyidir arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu kadar basit bir işlem aslında ama oldukça fazla iş görüyor böyle küçük işlemler diyebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.